Sorumuz modern atom teorisinden periyodik sistemin 4. periyot 7B grubu elementi olan mangan elementinin temel hal elektron dizilimindeki bir elektronunun kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Öncelikle 4. periyot 7B grubu olan elementimizin elektron dizilimini yapalım. Evet mangan elementinin elektron dizilimini yaptım. Bakın baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer bize periyodu veriyordu. Baş kuantum sayısının en büyük değeri 4. Dördüncü periyot diyoruz. B grubu element olduğu için D orbitali ile sonlanması lazım. Hatırlarsınız D ya da F grubuyla biten elementlere biz B grubu diyorduk. Ancak F bloğunun tamamı 3B grubu olduğu için son orbitalimiz F olamaz. Bir de F orbitalleri zaten 6. periyottan sonra karşımıza çıkmaktaydı. Grup bulurken hatırlarsak baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çekiyorduk. Periyot çizgimizden sonraki orbitallerdeki elektronları toplarsak 2, 5 daha 7 yapacak. Dediğimiz gibi son orbital D orbitali olduğu için elementimiz B grubu elementidir. 4. periyot 7B grubunu bu şekilde elde ettik. Sorumuzda bize mangan elementinin elektronları düşünüldüğünde hangi kuantum sayısı bulunmaz denilmişti. Dikkat ederseniz arkadaşlar bizim karşımıza 3 sürü orbital çıktı manganda. S orbitalleri, P orbitalleri bir de D orbitalleri. Bize verilen L değerlerine baktığımızda L değeri 3 olan F orbitallerinden bahsedilmiş. Mangan elementi F orbitali içermediği için E şıkkındaki kuantum sayıları mangan elementinin elektronlarına ait olamaz. Bu nedenle cevabımız E şıkkı olacak. Diğer şıklardaki kuantum sayıları ise manganın elektronlarına aittir. Şıkları isterseniz hızlıca inceleyelim. A şıkkında L'si 1 olduğu için P orbitallerinden bahsediliyor. Baş kuantum sayısı da 3. 3P orbitallerinden bahsedilmekte. Yine emre değerinin yorumunu da hatırlarsak ile 0 artı L şeklinde yapıyorduk. Yani L'si 1 olduğu için P orbitalinin L değeri eksi 1 0 artı 1 olabilir. ML'si doğru verilmiş yine 3P orbitalleri de gördüğünüz gibi manganın orbitallerinden birisidir. D şıkkına baktığımızda L değerimiz 2. Yani D orbitallerinden bahsediliyor. Yine baş kuantum sayımız 3. 3D orbitali manganda bulunmakta. Hem L değeri de eksi 2 ile artı 2 arasında olan tüm tam sayı değerleridir. Buna artı 2 de dahildir. Dolayısıyla B şıkkındaki kuantum sayıları da manganda mevcut. D şıkkına baktığımızda L'si 0 olan orbital S orbitali. Yine aynı şekilde D şıkkında da L'si 0 olan bir orbital var. S orbitallerinden bahsediliyor hem 2S hem de 1S orbitalleri manganda bulunmakta. Yine arkadaşlar ML değeri içinde 0 denilmiş. Zaten L'si 0 olan orbitalin tek ML değeri var. O da 0'dır. Dolayısıyla C ve D şıkları da mangan için mümkündür. Dediğimiz gibi 4F orbitalleri mangan elementinde bulunmadığından dolayı sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Sorumuz gazlar ünitesinden şekildeki sistemde eşit kütleli CH4 ve neon gazlarının bulunduğu kaptaki toplam basınç 184 cm civadır. Piston sıcaklık sabit tutularak A noktasından B noktasına itilerek gaz hacmi yarıya indirildiğinde kaptaki gaz basıncı 364 cm civa oluyor. Buna göre son durumda kaptaki metan ve neon gazlarının kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bize verilen şekle baktığımızda CH4 ve neon gazları ile birlikte bir de H2O sıvısı bulunmakta. Hatırlarsak kapalı bir kapta bir sıvı varsa ortamda bu sıvının buhar basıncı da söz konusu. Yani kaptaki gaz basıncını ölçerken sıvıdan gelen buhar basıncını da düşünmek zorundayız. Öncelikle bu durumu hatırlatmak istedim. O halde biz kaptaki basıncı P toplam dersek CH4'ün kısmi basıncı artı N10'un kısmi basıncı ve bir de kabımızda sıvı bulunduğu için bu sıvının buharlaşması sonucunda oluşan buhar basıncını da hesaba katacağız. Bu basınçları topladığımızda kaptaki bize toplam basıncı verecek. Yine arkadaşlar hatırlarsanız gazların molleri ile kısmi basınçları doğru orantılı olarak değişmekteydi. Bize kapta bulunan gazların eşit kütleli olduğu bilgisi verilmiş. O halde bu bilgiden yararlanarak maddelerimizin mol oranlarını bulalım. Hatırlarsanız eşit kütle kalıbına sahip sorularda biz eşit kütle değerini verilen gazların mol ağırlıklarının ortak bir katı alarak belirliyorduk. Yani burada değer vererek mol oranlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz değerde ne olacakmış? Mol ağırlıklarının ortak katı olacakmış. CH4'ün mol ağırlığı 16. Neon'un mol ağırlığı ise 20. 16 ve 20'nin ortak katı 80. Bu halde ilk başta CH4 ve neon gazlarının 80'er gram olduğunu düşünerek mol oranlarını bulmaya çalışalım. CH4'ün molü eşittir. Kütlesine 80 gram dedik. Mol ağırlığına 16 dedik. Buradan 5 mol gelmekte. Aynı şekilde neon içinde mol hesaplayacak olursak yine eşit kütle dediği için 80 gram aldım. Neonun mol ağırlığı 20 gram. Buradan da 4 mol gelmekte. Arkadaşlar tabii ki biz m gramın 80 eşit olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Neden bu değerlemeyi yaptık? Mol oranlarını bulmak için. Yani biz CH4'ün molüne 5 n mol dersek Aynı şekilde neonun molü ne olacak? 4n mol olacak. Yani moller arasındaki oran 5'e 4. Bunu tespit ettik. O halde tekrar şu durumu hatırlatmak istiyorum. Gazların kısmi basıncıyla mol sayıları doğru orantılıdır. Yani ben CH4'ün molü 5n mol olduğu için buradaki basınca 5P dersem neonun basıncı da ne olacak? 4P olacak. Molleriyle ile kısmi basınçları doğru orantılı oldu. Yine suyun bir buhar basıncı var. Suyun buhar basıncına da A diyelim arkadaşlar. İlk başta kaptaki toplam basıncımız neydi? 184 santimetre civaydı. Bunu 184 santimetre civaya eşitlemiş olalım. Peki sorumuz ne demişti bize? Piston A'dan B'ye itildiğinde yani hacim yarıya düştüğünde bakın hacim yarıya düştüğünde bilgisi paylaşılmış bizle. Sistemimizin son basıncının 364 santimetre civa olduğu belirtiyor. Hacim değişiminden suyun buhar basıncı etkilenmezken Gazların kısmi basınçları tabii ki etkilenecek. Hacimle basınç ters orantılı olduğu için hacim yarıya düşüyorsa basınçlar iki katına çıkacak. Yani son durumdayken hatta şöyle diyelim bu A noktasında geçerliydi. B noktasına geldiğimizde He4'ün kısmi basıncı 2 katına çıkacak. Hacim yarıya düştüğü için buraya 10P diyeceğim. Aynı şekilde neonun kısmi basıncı da 2 katına çıkacak. Buraya da 8P dedim. Ancak tekrarlıyorum, suyun buhar basıncı hacim değişiminden etkilenmez suyun buhar basıncı A olmaya devam edecek. Buradaki basınç değerimin de 364 cm civ olduğunu görmekteyim. Şimdi arkadaşlar iki bilinmeyenli denklem mantığıyla yok etme metodunu kullanarak biz P değerini belirleyelim. Üstteki denklemimiz 9P artı A'yı eşitti. 9P artı A eşittir 184 cm civaydı. 184 diyelim. Alt tarafta 18P artı A'ydı. Buradaki basınç değerim de 364 cm civarıydı. Dediğimiz gibi yok etme metodunu kullanarak taraf tarafa toplayacağım. Üstteki denklemi eksi 1 ile çarparsak buradan 9P A'lar birbirini götürmüş olacak arkadaşlar. Eksi A artı A da birbirini götürmüş olacak. Eksi 184 ile 364'ü toplarsam da buradan 180 değeri gelecek. Buradan işlemleri yaptığımda P değerini ben 20 olarak buluyorum. 20 cm civadır diyeceğim. Dikkat edersek bize son durumdaki basınç değerleri sorulmuştu. DH4'ün son durumdaki kısmi basıncına 10P demiştik. O halde 10 çarpı 20'den 200 cm civa yapacak. Piston B noktasındayken Neon'un son durumdaki kısmi basıncına 8P demiştik. P20 olduğuna göre o halde Neon'un kısmi basıncı da 8 çarpı 20'den 160 cm civa yapacak. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın B şıkkında olduğunu görmekteyiz. Sorumuz sıvı çözeltiler ünitesinden deniz seviyesindeki x molar 500 mililitrelik sodyum nitrat sulu çözeltisine 0,2 molar 500 mililitrelik alüminyum nitrat sulu çözeltisinin tamamı ilave ediliyor. Herhangi bir kimyasal reaksiyon ve çökelme gerçekleşmeyen bu işlem sonucunda kaptaki nitrat iyon derişimi değişmiyor. Buna göre kaptaki çözeltinin ilk duruma göre niceliklerinden hangileri artar denilmiş. Bize ilk duruma göre artan nicelik sorulmuş. Arkadaşlar dikkat edersek çözeltilerin karıştırılma işlemi sonucunda ortamdaki nitrat iyon derişiminin değişmediği bilgisi bizle paylaşılmış. O halde nitrat iyon derişimi üzerinden biz başlangıçtaki sodyum nitratın derişimi olan x molar ifadesini bulalım. Bunun için de tuzlarımızın suda çözünme denklemlerini yazacağım. Sodyum nitrat suda sodyum ve nitrat iyonlarına ayrışacak. Bakın burada başlangıç değerleri üzerinden yorum yapacağım en başta. Şimdi başlangıçta Sodyum nitratın derişimine x molar demişiz. Biz ne diyorduk? Katsayılar ve moller doğru orantılıdır. Aynı şekilde molaritede yapısında mol içerdiği için mol bölü hacim olarak ifade ediyorduk biz molariteyi. O halde katsayılarla molar derişimler de doğru orantılıdır. Sodyum nitratın katsayısı 1 iken x molar demişiz. O halde sodyum ve nitrat iyonlarının da katsayısı bir olduğundan derişimleri için x molar diyebiliriz. Buradaki derişim değerleri çözeltiler birbirine karıştırılmadan önce altını çiziyorum. Yine üstteki kabımızda başlangıçta nitrat iyon derişimleri ne kadar bunu bulalım. Alüminyum nitratın da iyonlaşma denklemini yazıyorum. Alüminyum nitrat suda alüminyum ve nitrat iyonlarına ayrışacak. Bakın nitrattan 3 tane var. Dolayısıyla kat sayısına 3 diyeceğiz. Alüminyum nitratın başlangıçtaki derişimi 0,2 molarmış. Yine katsayılarla derişimler doğru orantılıdır. Buradan yola çıkarsak alüminyum kat sayısı 1 olduğu için derişimiz 0.2 molar olacak. Nitratın kat sayısı 3 olduğu için derişimiz 0.6 molar olacak. Hatırlarsanız çözeltiler karıştırıldığında biz M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir M son çarpı V son formülünü kullanıyorduk. Derişim bilinmiyorsa derişimi, hacim bilinmiyorsa hacimi buluyorduk. Şimdi buradaki formül nitrat iyonları için yazılacak. İlk çözeltideki nitrat iyon derişimi x molardı. M1 yerine x diyorum. V1 de ilk çözeltimizin hacim değeri yani sodyum nitratın hacim değeri 500 mililitre. Bu formülde arkadaşlar hacim yerine litre kullanmak zorunda değiliz. Mililitre de yazabiliriz. İşlem kolaylığı açısından ben mililitre yazacağım. Artı diyorum. İkinci çözeltiden gelen nitrat iyon derişimi 0.6 molar. Çarpı ikinci çözeltimizin hacmi yine 500 mililitre. Bakın sorumuzda nitrat iyon derişimi bu karıştırma işlemi sonucunda değişmiyor bilgisi bizle paylaşılmış. O halde ben nitrat iyon derişimini yine başlangıçtaki x molar ifadesine eşitleyeceğim. Çünkü karışma işlemi alttaki kapta gerçekleşiyor. O halde buradaki derişim değişmiyor gibi yorumluyoruz. Çarpı B son. iki çözeltinin hacmi karıştırdığımızda ne olacak arkadaşlar? 1000 mililitre yapacak. Tabi buradaki yorumu şöyle yapıyoruz. Sıvılar karıştığında hacim değişiminin olmadığını düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan işlemleri yapacak olursak 500x artı 300 eşittir 1000x şeklinde olacak. Buradan yine işlemleri yapacak olursak 300 eşittir 500x sıfırlar götürdü birbirini. x'imiz 3 bölü 5 yani 0,6 yapacak. Demek ki başlangıçta x molar olarak ifade ettiğimiz çözelti derişimimiz 0.6 molarmış. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül kaynamaya başlama sıcaklığı denilmiş ilk duruma göre artar mı buna bakacağız. Hatırlarsanız bir sıvıda uçucu olmayan bir çözünen eklendiğinde kaynama noktamız yükselmekteydi. Şimdi çözünen iyon sayısı ne kadar artarsa derişim ne kadar artarsa kaynama noktası o kadar yükselecek. Şimdi burada gözden kaçırmayacağımız bir durum var arkadaşlar. Bu çözeltileri karıştırdığımızda toplam hacim 2 katına çıktığından dolayı derişimler ne olacak? Yarıya düşecek. O halde son durumda benim elimde daha önce 0.6 molar sodyum nitrat çözeltisi varken hacim 2 katına çıktığı için derişim ne olacak? Yarıya düşeceğinden artık 0.3 molarlık bir sodyum nitrat çözeltim var. İsterseniz buraya notumuzu düşelim. Hacim 2 katına çıktığından derişimler yarıya düşer. Bu yüzden son durumda ne oldu? derişimimiz yarıya düştü. Aynı şekilde hacim iki katına çıktığı için alüminyum nitrat derişimi de yarıya düşecek. O halde 0.1 molar alüminyum nitrat son çözeltimizde bulunacak. Ne demiştik arkadaşlar? İyon derişimi arttıkça sıvıların kaynamaya başlama sıcaklığı daha çok yükselecek. En başta sadece kabımızda bir çözelti vardı. O halde çözeltiler karıştırılmadan önce kabımızda ne kadarlık bir iyon derişimi vardı? Bunu belirleyelim. X molar ifadesini 0.6 olarak bulmuştuk. 0.6 molar sodyumdan, 0.6 molar da nitrattan. En başta iyon derişimimiz nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım. İyon derişim toplamı 1,2 molardır. 0.6 0.6'da 1,2 molar olacak. Bu bizim başlangıç değerimiz. Peki son durumdaki iyon derişimlerine bakacak olursak sodyum nitrat için 0.3 molar olacak demiştik. Yani katsayılar birebir olduğu için 0.3 molar sodyum 0.3 molarda nitrat olacak. Buradan 0.6 geldi. Böyle 0.6 diyelim. Artı ikinci çözeltimizde de derişim 0.1 molar olmuştu. O halde alüminyum nitrata 0.1 molar dersek alüminyumla katsayıları aynı olduğu için 0.1 molar alüminyum. Katsayı 3 olduğu için de 0.3 molar nitrat iyonu oluşmuş olacak. Yani son durumda alüminyum nitrattan gelen iyon derişimi toplamı 0.1, 0.3 daha 0.4 olacak. Toplam iyon derişimi ise 0.604 daha 1 molar olacak. O halde arkadaşlar başlangıçta iyon derişimleri toplamı 1,2 molarken son durumda iyon derişimleri toplamı 1 molar oldu. O halde arkadaşlar iyon derişimi azaldığından dolayı kaynamaya başlama sıcaklığımız da azalacak. Ne demiştik? İyon derişimi arttıkça kaynamaya başlama sıcaklığımız artıyordu. O halde iyon derişimi azalırsa kaynamaya başlama sıcaklığımız da azalacak. Biz artan durumlar arıyorduk. O halde birinci öncül yanlıştır. Kaynamaya başlama sıcaklığımız azalacak diyoruz. Nedeni de toplamdaki iyon derişiminin azalmasıdır. İkinci öncüle baktık. Donmaya başlama sıcaklığı denilmiş. Donmaya başlama sıcaklığı iyon derişimi ile ters orantılı olarak değişmekte. Yani iyon derişimi arttıkça donma noktası azalır arkadaşlar. Bizde ise iyon derişimi azaldığı için donma noktası ne yapacak? Artacaktır. Dediğimiz gibi iyon derişimi ile donma noktası ters orantılı şekilde değişmekte. Biz artan durumlar aradığımız için ikinci öncül doğrudur. Donmaya başlama sıcaklığı iyon derişimi azaldığından artacaktır. İyon derişimi ile kaynama noktası ilişkisini de tekrar hatırlayalım. İyon derişimi arttıkça kaynama noktam artar demiştim. Bunu da unutmayalım. Birinci öncülü buna göre yorumlamıştık. Son olarak üçüncü öncüle baktık. Katyon derişimi denilmiş. Arkadaşlar Birinci çözeltiden gelen katyonum sodyum. İkinci çözeltiden gelen katyonum ise alüminyumdur. Başlangıçta biz sodyumun iyon derişimine ne demiştik? X molar yani 0.6 molar demiştik. Peki son durumda iyon derişimleri toplamı ne oldu arkadaşlar? Bakın şurada pembe ile yazmıştım. Sodyumun son durumdaki derişimini 0.3 molar demiştik. Alüminyumun son durumdaki derişimine de 0.1 demiştik. O halde bu iki değeri topladığımda son durumda katyon derişimimiz 0.4 molar olacak. Yani şöyle diyelim başlangıçta katyon derişimim 0.6 molardı sodyum iyonları yüzünden. Son durumda çözelti hacmi 2 katına çıktığından dolayı sodyum iyon derişimi yarıya düştü. 0.3 molar oldu. Alüminyum nitrattaki 0.2 molarlık alüminyum ise yine çözelti hacmi 2 katına çıktığından 0.1 molara düştü. O halde son durumda bu iki iyon derişimini topladığımda katyon derişimim 0.4 molar oldu. Gördüğünüz gibi katyon iyon derişimimiz de azalmıştır. Üçüncü öncülü de eledik. Biz artan durumları incelediğimizden cevabımız yalnız iki olan B seçeneğidir arkadaşlar. Sorumuz kimya ve enerji ünitesinden aşağıda çeşitli bağ enerjisi değerleri verilmiştir. Tepkimesine göre 1 mol HCl elde edilirken kaç kilojül ısı açığa çıkar denilmiş. Öncelikle arkadaşlar dikkat ederseniz entalpi değil ısı değeri sorulmuş. Bu önemliydi. Isı hiçbir zaman eksi olamaz. Zaten şıklardan da tüm değerlerin artı olduğunu görmekteyiz. Yine tabloya baktığımızda ilgili bağ enerjilerinin 1 mollerinin ortalama bağ enerji değerleri verilmiş. O yüzden katsayısı 2 olanlarda ne yapacağız? Çarpı 2 olarak hesaplayacağız. Son olarak şu durumun da altını çizmek istiyorum. Sorumuz bize 1 mol HCl elde edilirken açığa çıkan ısıyı sormuş. Tepkimede ise HCl'nin katsayısı 2'dir. Dolayısıyla bağ enerjileri üzerinden burada bulduğumuz entalpi'yi 2'ye bölerek yorumumuzu yapacağız. Bağ enerjileri üzerinden entalpi nasıl hesaplanıyordu? Tepkimenin bağ enerjileri üzerinden hesaplanan entalpisine delta hb diyelim. Arkadaşlar kırılan bağların entalpisinden oluşan bağların entalpisini çıkarırsak biz tepkimenin entalpi değerini bulmuş olacağız. Kırılan bağlar girenlerde olmakta. O yüzden şöyle diyeceğim delta H B girenler oluşan bağlar ise ürünlerde olacak. Bu nedenle eksi delta H B ürün diyorum. Oluşum entalpileri üzerinden entalpi hesaplarken formülümüz ürün eksi girendi. Bağ enerjileri üzerinden entalpi hesaplarken formülümüz giren eksi üründü. Bu duruma dikkat edelim gençler. Hemen hesaplamamızı yapalım ama öncesinde bize verilen tepkimelerdeki maddelerin açık yapılarını inceleyelim. CH4 yapısında karbon ve hidrojenler arasında tekli bağ bulunmakta. Klor molekülü bir halojen 7 grubu tekli bağ olacak yine. Hat sayımız 2 burada. Ürünlere baktığımızda karbon merkez atomumuz 2 tane hidrojen bağlı. 2 tane de klor bağlı. Ve son olarak HCl hidrojen ve klor arasında tekli bağ var. Kat sayımız 2. Öncelikle girenlerdeki maddelerin bağ enerjileri toplamına bakalım. Arkadaşlar karbon hidrojen bağlarının Ortalama bağ enerjisi 410 kJ. Dikkat ederseniz molekülümüzde 4 tane CH bağı var. O halde şöyle diyorum. 4 çarpı 410. Bu karbon ve hidrojen bağlarını temsil etmekte. Artı diğer maddem klor. Klor klor bağına bakacağım arkadaşlar. Burada bizde 2 tane klor klor bağı var. Çünkü klorun katsayısı 2 idi. O halde 2 çarpı 240 diyorum. Klor klor bağı. Birerlerle işimiz bitti arkadaşlar. Eksi ürünler diyorum. Ürünlerde 2 tane CH bağım var. 2 çarpı CH bağına 410 demiştik. Böyle üzerlerinde yazıyorum. Yine 2 tane de karbon klor bağım var. Artı. Karbon ve klor bağımız 330 kilojül bağ enerjisine eşitmiş. 2 tane olduğu için 2 çarpı 330 diyorum. Bir de arkadaşlar 2 tane HCl bağım var. HCl 430'muş. 2 tane olduğu için artı diyelim. 2 çarpı 430 yazıyoruz. 2 çarpı 330'da karbon klor bağıydı. Burada da hidrojen klor bağı olacaktı. Ürünlerdeki enerjileri de yazmış oldum. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım. 4 çarpı 410 1640 yapacak. 2 çarpı 240 480 yapacak. O halde girenlerin toplam enerjisine baktığımızda 2120 kJ yapmakta eksi diyoruz. 2 çarpı 410'dan 820 yapacak. 2 çarpı 330'dan 660 yapacak. 2 çarpı 430'dan da 860 yapacak. Bu üç değeri topladığımızda 2340 yapmakta. O halde tepkimemizin entalpisi 2120'den 2340 çıkardığımızda 220 tabii ki eksi 220 kilojül yapmakta. Arkadaşlar entalpimizin eksi çıkması onun egzotermik olduğunu bize göstermekte. Hatırlarsanız entalpi sıfırdan küçük çıktığında o tepkime egzotermikti. Egzotermik tepkimelerde ısı ifadesi ürünlerde yazılmakta. O halde bu tepkime için ısı yazacak olursak ısı ifademiz ne olacak? Ürünlerde 220 kJ olacak. Entalpi olarak ifade ettiğimizde ise ne diyormuşuz? Eksi 220 kJ diyormuşuz. Sorumuz bize açığa çıkan ısıyı sorduğu için bu değer üzerinden yorum yapacağım. Dikkat ederseniz soru bize 1 mol HCl oluşurken açığa çıkan ısıyı soruyor. Bizim tepkimemizde ise HCl'nin kat sayısı 2 idi. O halde şöyle diyorum. 2 mol HCl oluştuğunda açığa 220 kJ ısı çıkıyordu. Isı diyelim. Bize 1 mol HCl oluştuğunda açığa çıkan ısı sorulmuş. İçli araçlar çarpımı yaptığımda 110 kJ ısı açığa çıkar diyorum arkadaşlar. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın A şıkkında olduğunu söyleyeceğiz. Unutmayalım. Bağ enerjiler üzerinden entalpi hesaplanırken giren eksi ürün yapacağız. Sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hızla ilgili. Verilen tepkimeye ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime hız sabiti K'nın değeri kaçtır denilmiş. Öncelikle hız denklemimizi belirleyelim. R eşittir K çarpı diyorum. Arkadaşlar bu soru tipinde bize x ve y'nin başlangıç derişim değerleri verilmiş. Biz bu değerleri kullanarak hız denklemini belirleyebiliyoruz. Hatırlarsanız ilk yapmamız gereken bize verilen maddelerin derişim değerlerinden sabit olanı bulmaktı. Bakın y'nin 1 ve 2. deneylerdeki değerleri sabit. Peki y'nin derişimi sabitken x'in derişimi ne olmuş arkadaşlar? 2 katına çıkmış. Buna karşılık hız kaç katına çıkmış? Baktığımızda hız ise 4 katına çıkmış. O halde şöyle yorum yapacağız. X'in derecesine A, Y'nin derecesine B dersem. X'in derişimi 2 katına çıktığında 2'nin A kuvvetini alırsak X'in tepkime hızına etkisi A cinsinden olsun dediğim gibi derecesi olsun bu. 2'nin A kuvvetini alırsam hızımız kaç katına çıkmıştı? 4 katına yani 4'ü 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazarsak buradan A değerini kaç buluyoruz arkadaşlar? 2 buluyoruz. Yani bu tepkimeyi x ikinci dereceden etki etmekte. O halde hız denkleminde k çarpı x'in karesi diyeceğiz. Şimdi x'in tepkime hızına etkisini biliyorum artık. A'yı 2 bulduk. Şimdi sırada y maddemizin hız denklemine kaçıncı dereceden etki ettiğini bulacağız. Normalde ne yapmam lazım? x'in derişiminin sabit olduğu bir değer belirlemem lazım. Ancak baktığımda verilen deneylerde x'in derişiminin sabit olduğu bir bölge yok. O halde ben x'in derecesini bildiğim için bu bilgiden yararlanarak da yorum yapabilirim. Diyelim ki ikinci ve üçüncü deneyleri seçelim. Burada arkadaşlar x'in derişimi ne yapmış? 2 katına çıkmış. Peki x'in derişimi 2 katına çıktı ve x'in kuvvetini biliyorum. Tepkime hızın etkisini biliyorum. İkinci dereceden etki etmekteydi. Buraya karesini yazdım. Çarpı y maddemizin 2 ve 3. deneylerdeki derişimi nasıl etkilenmiş? Dikkat ederseniz burada da yine Y'nin derişimi de 2 katına çıkmış. Y'nin derecesine B demiştik. Şöyle diyorum. 2'nin B kuvveti. Eşittir. Hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? Bakın şurayı 64 çarpı 10 üzeri eksi 2 gibi düşünürsem. 8 çarpı 10 üzeri 2'den 64 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye yani 8 katına bir çıkış var. 2'nin kaçıncı kuvveti? 8. Tabii ki 3. kuvveti. O halde ben üstü sayıları düşündüğümde tabanlar eşit olduğu için Üstler toplamı da birbirine eşit olmalıdır diyorum. Yani 2 artı B değeri 3'e eşit olmalı. Buradan B'yi de 1 buluyorum. Bu da demek oluyor ki Y maddesi hız denklemine birinci dereceden etki etmekte. Yani çarpı Y derişimi şeklinde hız denklemini tamamlıyorum. Buraya birinci kuvveti yazabilirim. Bu benim hız denklemim. Hatırlarsanız arkadaşlar hız sabiti K derişime bağlı değildi. Dolayısıyla istediğim deney sonucunu yerine yazdığımda hız sabit olan K'yı bulmuş olacağım. İsterseniz birinci deneydeki sonuçları yazarak K'yı hesaplayalım. Birinci deneydeki değerlere baktığımızda hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 imiş. R gördüğüm yere 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazdım. Eşittir diyorum. K'yı bulmaya çalışıyorum. Birinci deneyde x'in derişimi 0.5. Biz 0.5 isterseniz 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Ve bunun karesini alacağız. Çarpı y'nin derişimi 0.1. Burada da 1 bölü 10 diyelim birinci dereceden etki etmekteydi. İşlemleri yapacak olursak sol tarafı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 2 bölü 100 olarak yazarsak eşittir k çarpı burası 1 bölü 4 gelecek 1 bölü 4 ile 1 bölü 10 çarptığında 1 bölü 40 yapacak arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam şöyle bir ifade gelecek karşıma 2 çarpı 40 80 100 ile de, de k'yı çarpacağım 80 eşittir 100 k Yüzü karşıya bölüm olarak attığımda K'mız 80 bölü 100'den 0,8 yapacaktır. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın denizli seçeneği olduğunu söylüyoruz. Sorumuz kimyasal denge ünitesinden. Verilen denge tepkimesinin iki farklı sıcaklıkta denge sabiti. Kc değerleri aşağıda verilmiştir. Bu değerlere göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Denge sabiti olan Kc değerinin sıcaklıkla değişimine baktığımızda sıcaklık arttıkça Kc değerinin küçüldüğünü görmekteyiz. Sıcaklık arttıkça Kc değerinin küçülmesi dengenin girenler yönüne kaydığını göstermekte. Hatırlarsanız Kc denge sabiti sadece sıcaklıkla değişirdi. Sıcaklık değişimi sonucunda denge ürünlere kayarsa Kc değeri büyür. Sıcaklık değişimi sonucunda denge girenlere kayarsa Kc değeri küçülürdü. Dediğimiz gibi burada KC değeri küçüldüğünden dolayı ne diyoruz? Denge girenler yönüne kaymıştır. Peki hangi tür tepkimelerde sıcaklık artışı dengeyi girenlere kaydırır? Bu sorunun yanıtı ise egzotermik tepkimeler. Yukarıda tepkimemiz bize verilmişti. Bakın ısı ifadesinin ürünlerde olduğunu düşünelim. Yani egzotermik bir tepkime olduğunu düşünelim. Sıcaklık arttıkça Löşeter ilkesine göre sistem sıcaklığı azaltmak için ısının yazılmadığı diğer yöne hareket edecek. Yani tepkimimiz sıcaklık arttığında ısının yazılmadığı diğer yön olan girenlere doğru hareket edecek. Ve burada beklediğimiz koşul gerçekleşmiş olacak. Sıcaklık artışı dengeyi girenlere kaydırdığından Kc değeri küçülmüştür. O halde bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül tepkime ısısı yani entalpimiz sıfırdan küçüktür. Hatırlarsanız egzotermik tepkimelerde entalpi değeri sıfırdan küçüktü arkadaşlar. Yani entalpinin işareti negatifti. Bunu da şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Entalpi değişimi ürünlerin entalpi toplamından girenlerin entalpi toplamının çıkarılmasıyla bulunuyor. Egzotermik tepkimelerde ürünlerin enerjisi daha küçük olduğundan hatta potansiyel enerji grafiğimizde bu şekilde. Grafikte de gördüğümüz gibi ürünlerin enerjisi daha küçük olduğundan dolayı bir başka deyişle girenlerin enerjisi egzotermik tepkimelerde daha büyük olduğundan dolayı ve girenlerin önünde eksi işareti olduğundan dolayı entalpi değerimiz ne olacak gençler? Sıfırdan küçük olacaktır egzotermik tepkimelerde. O halde tepkimemiz egzotermik olduğundan dolayı birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül yüksek sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Sıcaklık yükseldikçe dengemiz döşetler ilkesine göre ne olacak? Girenler hareket edecek. Biz dolayısıyla hangi yönün kararlı olduğuyla ilgili yorumu Yapılan etki sonucunda denge hangi yöne kayarsa o yön daha kararlıdır şeklinde yapacağız. Tepkimemizde sıcaklık yükseldikçe dengemiz girenler yönüne hareket edeceğinden dolayı yüksek sıcaklıklarda kararlı olan yön girenler yönüdür. Burada ürünler daha kararlıdır denildiği için ikinci öncül yanlıştır. Son olarak üçüncü öncüle baktık. Sıcaklık azaldıkça ileri yönlü hız artarken geri yönlü hız azalır. Arkadaşlar sıcaklık artışı hem ileri yöndeki hızı hem de geri yöndeki hızı arttırırken sıcaklık azalması aynı şekilde hem ileri hem de geri yönlü hızı azaltmakta. Yani dengenin kaydığı yönden bağımsız olarak sıcaklık arttıkça biz hem ileri yönlü hızımızı hem de geri yönlü hızımızın arttığını söyleyeceğiz. Dengenin kaydığı yönden bağımsız diyoruz. Bu çok önemli bir kural unutmayalım. Dolayısıyla sıcaklık azaldıkça ileri yönlü hız azalır, geri yönlü hız da azalır. Burada ileri yönlü hız artar denildiği için üçüncü öncül de yanlıştır. Tabii ki burada şu yorumu yapabiliriz. Dengenin kaydığı yönde tepkime daha hızlı ilerler. Örneğin tepkimemiz için sıcaklık azalırsa ne olacak arkadaşlar? Bu defa sistemin sıcaklığının artabilmesi için denge löşet hareketine göre ısının olduğu yöne kayacak. Yani ürünler yönüne kayacak. Tabii ki bu ne zaman geçerli dediğimiz gibi sıcaklık azalmış olsaydı. Peki tepkimenin ürünler yönüne kayması ne anlama geliyor? İleri yönlü hızın geri yönlü hızdan daha büyük olduğu anlamına gelir. Yani biz üçüncü öncül için Ri büyüktür Rg deriz. Ancak şunu da söyleriz. Sıcaklık azaldığından dolayı hem Ri hem de Rg azalmıştır. Yani ileri ve geri hız azalmıştır. Ancak dengenin ürünlere kayması son durumda ileri yönlü hızın geri yönlü hızdan daha büyük olması anlamına gelmekte. Öncülümüzde ise bize ileri yönlü hız için artar ifadesi kullandığı için buradaki kurala uymuyor. Dolayısıyla üçüncü öncüle yanlış diyoruz. Sorumuz doğru olan öncülü sormuştu cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Sorumuz asit baz dengesinden oda koşullarında dengede olan hidrojen siyanür sulu çözeltisine işlemlere ayrı ayrı uygulanıyor. Bu işlemler sonucu gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncülleri tek tek değerlendirelim. Birinci işlem çözeltideki siyanür iyonu mol sayısını arttırırken hidronyum iyon derişimini azaltır denilmiş. Birinci işleme baktığımızda aynı sıcaklıkta saf su eklemek denilmiş. Aynı sıcaklıkta saf su eklediğimizde ortamdaki iyon derişimleri azalacaktır. Ortamda iyon derişim azaldığında Lechetel ilkesine göre sistem iyon derişimlerini arttırmak için dengeyi iyonların olduğu yöne yani ürünler yönüne kaydıracak. O halde denge ürünlere kayar diyeceğiz. Arkadaşlar denge ürünlere kaydığında ürünlerde yer alan maddelerin mol sayıları artar. O halde siyanür iyonu mol sayısı artar ifadesi doğrudur. Çünkü siyanür de ürünlerdeki maddelerden biridir. Ancak derişim denilirse burada ortamı su eklediğimizden dolayı Derişimde molarite olduğundan dolayı bakın ortamda denge ürünlere kaydığından dolayı hidronyum molü artıyor. Ancak bu bir denge tepkimesi yani verim %100 değil. Dolayısıyla hacimdeki artış mol sayısındaki artıştan daha fazla olacak. Bu da ortamdaki iyonların derişiminin azalması anlamına gelir. Yani hidronyum iyon derişimi azalır ifadesi de doğrudur. O halde A şıkkı için doğru yorum yapılmıştır. Unutmayalım, ortama su eklendiğinde dengenin kaydığı yönden bağımsız olarak ortamda bulunan bütün maddelerin iyon derişimi azalır. Hatta birinci işlemde bir grafik çizecek olursak, örneğin hidronyum iyon için diyelim. Bu derişim olsun hidronyum derişimi. En başta dengeli sistemimiz su eklediğimizde tüm maddelerin derişimi ani bir azalış yaşayacak. Sonrasında denge ürünlere kaydığı için hidronyumun olduğu yöne kaydığı için bir miktar derişimde artış olacak. Ancak ilk duruma göre ne olacak arkadaşlar? Derişim azalmış olacak. Mol sayısı ile ilgili yorumu ise sadece dengenin kaydığı yöne göre yapacağız. Sorumuzda siyanürün molü sorulmuştu. En başta sistem dengede. Su eklendiğinde derişimler azaldı dedik. Denge derişimleri arttırmak için iyonların çok olduğu yöne yani ürünlere kayacak. Dolayısıyla zamanla siyanürün molü artacaktır arkadaşlar. Denge ürünlere kaydığı için Toparlarsak mol sayısında sadece dengenin kaydığı yön önemli. Derişimde ise eğer su eklemesi varsa su eklendiği zaman dengenin kaydığı yönden bağımsız olarak derişim her zaman azalır diyoruz. Tam tersi su buharlaştırırsak da yine dengenin kaydığı yönden bağımsız olarak derişim her zaman artar şeklinde yorum yapacağız. A şıkkındaki yorumlar doğruydu. E şıkkı ikinci işlem iyonlaşma yüzdesini arttırır. İyonlaşma yüzdesinin artması için dengenin iyonların olduğu yöne kayması lazım. İkinci işleme baktığımızda sıcaklığı azaltmak denilmiş. Sıcaklık azalırsa tepkime egzotermik olduğu için dengemiz sistemin sıcaklığını arttırmak adına ısının olduğu yöne olan ürünler yönüne kayacak. Dolayısıyla ikinci işlemde denge ürünlere kayar diyeceğiz. Denge ile ilgili yorumları unutmayalım. Löşetel ilkesine göre yapacağız. Dışarıdan yaptığımız etkiye ters yönde sistem tepki verecek. Biz sıcaklığı azalttığımızda sistem sıcaklığı arttırmak için ısının olduğu yön olan ürünlere kayacak. Peki iyonlaşma yüzdesi ile ilgili ne demiştik? İyonların olduğu yöne denge kayarsa iyonlaşma yüzdemiz artar. Gördüğünüz gibi iyonlarımız yani artı ve eksi yüklü taneciklerimiz ürünlerde. O halde denge ürünlere kaydığı için iyonlaşma yüzdemiz de artacaktır. C şıkkı 3. işlem pH değerini arttırır. Arkadaşlar pH ile ilgili yorumu haşartı derişimi üzerinden yapacağız. Hatırlarsak haşartı derişimi artarsa asitlik artar. Asitlik artarsa da pH'ımız küçülecekti. Bu durumun tam tersi. Ortamdaki haşartı derişimi azalırsa asitlik azalır. Asitlik azaldığında pH artardı. Bakalım 3. işlemde yapılan etki dengeyi hangi yöne kaydıracak? 3. işlemimizde ortama sodyum siyanür katısı eklenmiş. Sodyum siyanür katısı eklendiğinde ortamda ekstradan sodyum ve siyanür iyonları açığa çıkacak. Dikkat ederseniz siyanür bizim ortak iyonumuz. O halde 3. işlem sonucunda ortamdaki siyanür derişimi artacak. Siyanür derişimi arttığında sistem siyanür derişimini azaltmak adına ne yapacak? Siyanürün olmadığı diğer yöne yani girenler yönüne kayacak. Denge girenlere kaya diyorum. pH ile ilgili yorumu haşartı derişim üzerinden yapacaktık. Burada hidronyum iyonu H artı iyonunu temsil ediyor. Hatırlarsanız H artı ve hidronyum iyonu aynı anlama gelmekteydi arkadaşlar. Suya H artı eklediğimiz zaman hidronyuma dönüşmekteydi. Dolayısıyla bu ikisini aynı madde gibi düşüneceğiz. Üçüncü işlemde dengemiz girenlere kaydığından dolayı H olmadığı yöne kaydığından dolayı H artı derişimi ne olacak? Azalacak. H artı derişimi azaldığı için de arkadaşlar ne demiştik? pH artacaktır pH artar diyelim. Sonuç olarak C şıkkı da doğru oldu. D şıkkına baktık. Dördüncü işlem iyonlaşma yüzdesini azaltır. İyonlaşma yüzdesinin azalması için dengenin iyonların olmadığı yöne yani bu tepkime de girenlere kayması lazım. Böyle diyelim denge girenlere kaymalı. Peki dördüncü işlemimiz ne? Sodyum hidroksit katısı eklemek. Sodyum hidroksit katısı eklediğimizde ortamda sodyum ve hidroksit iyonları oluşacak. Oluşan hidroksit iyonu arkadaşlar... Çözeltimizde bulunan H iyon derişimini yani hidronyum iyon derişimini azaltacak. O halde bu işlem sonucunda ortamdaki hidronyum iyon derişimi azalır. Bunu asit bas tepkimesi gibi düşüneceğiz. Nötralleşme tepkimesi gibi düşüneceğiz. H artı ve OH birbirini yok ediyor. O halde hidronyum iyon derişimi azaldığı için sistem ne yapacak? Hidronyum iyon derişimini arttırmak adına dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Denge ürünlere kayar diyorum. Arkadaşlar ürünlerde iyonlarımız yer alıyor. O halde denge ürünlere kaydığı için iyonlaşma yüzdemiz de artacaktır. D e şıkkı bize bu işlem sonucunda iyonlaşma yüzdesi azalır demişti. Yani denge girenlere kayar demişti. Hayır denge ürünlere kaymıştır. İyonlaşma yüzdesi artmıştır. Bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız denizli seçeneği olacak. Son olarak E şıkkına baktık. 1, 3 ve 4. işlemler pOH değerini azaltır. Arkadaşlar pOH değeri azalırsa pH değeri artacaktır. Birbirleriyle ters orantılı. Hatta oda koşullarında pH ve POH toplamı 14'tü. Dolayısıyla POH azaldıkça pH artar. Peki pH'in arttığı durumda ne demiştik? Ortamdaki H artı derişiminin azalması lazım. Yani asitliğin azalması lazım. Asitlik azalır. H artı derişim azalır diyelim. Peki H artı derişiminin azalması için yani hidronyum iyon derişiminin azalması için dengenin hangi yöne kayması lazım? Girenler yönüne kayması lazım denge direnlere kaymalı diyeceğiz. Bakalım 1, 3 ve 4. işlemlerde haşartı derişimi azalmış mı? Yani hidronyum iyon derişimi azalmış mı? Birinci işleme baktığımızda aynı sıcaklıkta saf su eklemek. Ne demiştik arkadaşlar? Ortama saf su eklendiğinde dengenin kaydığı yönden bağımsız olarak tüm iyon derişimi azalır. Bunun içinde haşartı derişimi de dahil. O halde haşartı derişimi azaldığı için ne olacak arkadaşlar? pH değerimiz artacak. Yani POH değerimiz küçülecek. Dolayısıyla birinci öncül için bu yorum doğrudur. Üçüncü işlemde sodyum siyanür katısı eklemek denilmişti. Bu işlem sonucunda ortamda ekstra bir siyanür iyon varlığı olacaktı ve siyanür iyon derişimi artacaktı. Siyanür iyon derişiminin artması dengeyi girenler yönüne kaydıracak. Denge girenlere kaydığı için hidronyum iyon derişimi azalacaktır. Hidronyum iyon derişimi azaldığında asitlik azalmış olacak. Yani pH artıp pOH azalmış olacak. Dolayısıyla 3. işlemde de pOH değerimiz azalmış oldu. 4. işlem için sodyum hidroksit katısı eklemek denilmişti. Yine sodyum hidroksit katısı eklemek hidronyum iyon derişimini azaltıyordu. Bir nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyordu. Hidronyum iyon derişimi yani H derişimi azaldığı için asitlik azalır, pH artar, pOH azalır yorumlarını yine yapabiliyoruz arkadaşlar. 2. öncülde ise denge ürünlere kaydığı için Aşartı derişimi artacak. Yani pH'ımız küçülecek asitlik arttığı için. pOH'ımız ise büyüyecektir. Zaten bu nedenle ikinci öncülü söylememiş. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademiz de doğrudur. 1, 3 ve 4. öncüllerde aşartı derişimi azaldığından pOH değeri de azalmıştır diyeceğiz. E şıkkına da doğru dedik. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımıza denizli seçeneği diyoruz. Sorumuz suda az çözülen tuzların dengesi olarak bildiğimiz KÇÇ konusundan. Suda az çözünen x 2 iyonik katısının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 10 derecede hazırlanan doygun x 2 çözeltisinin 500 litresinin sıcaklığı 40 derece yükseltilirse kaç mol x 2 çöker denilmiş. Arkadaşlar grafiğimiz molar çözünürlüğü vermekte S olarak biliyorduk biz soru çözümlerinde. Yani 1 litrenin çözebildiği maddemizin mol sayısını göstermekte. Dikkat ederseniz 10 derecedeki x 2 tuzumuzun çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Yani 1 litresi en fazla 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol x 2 çözebilmekte. Bunu bir yazalım. 10 derece için 1 litre çözeltide, bu çözelti tabii ki doygun bir çözelti sorumuzda da söylemişti. Ne yapıyormuş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol x 2'den Çözmüş halde bulunuyormuş Grafiğe baktığımızda 40 derecede ise Yine 1 litre doygun çözeltimiz En fazla 10 üzeri Eksi 3 mol y 2 çözebilir Bakın çözünürlük ifademiz Grafikte de söylenildiği gibi 1 litredeki çözünmüş olan mol sayısını Vermekte O halde biz bu sonuçlardan şu yorumu yapabiliriz 1 litre çözelti 10 dereceden 40 dereceye çıkarıldığında aradaki fark kadar madde çökecektir. Şöyle diyorum. 1 litre çözeltide 10 dereceden 40 dereceye çıkardığımızda bakın 10 derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol maddemiz çözülmüşken 40 derecede 10 üzeri eksi 3 mol maddemiz çözülmüştür. Aradaki fark kadar madde çökecek. Bu değerde yine 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olacaktır. Bu bizim 1 litre çözeltide çöken miktarımızı göstermekte. Hatta çöken mol sayısı diyelim. Ancak sorumuz bize ne demişti? 500 litredeki çöken miktar nedir denilmişti. Hemen oran orantı kuralım. Sıcaklık 10 dereceden 40 dereceye çıkarıldığında 1 litre çözeltide 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol maddemiz çökerse 500 litremizde kaç mol madde çöker? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 505 çarpı 10 üzeri 2 diye yazalım. Çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 mol değerimiz gelecek. Bu da tabii ki 0,5'e 0,5 mole eşit gelmekte. Dolayısıyla 500 litrelik bir çözeltimizin sıcaklığını 10 dereceden 40 dereceye çıkarırsak 0,5 mol maddemiz çökecektir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden aşağıda bazı iyonların standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Aynı ortamda kalay metalinden yapılmış bir kaba bakır 2 nitrat, mangan metalinden yapılmış bir kaba ise kalay 2 nitrat çözeltileri konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır deniliyor. Arkadaşlar hatırlarsak saf bir metal temas ettiği çözeltideki katyondan aktif ise tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyoruz. Bunu bir yazalım. Evet, saf bir metal temas ettiği çözeltinin katyonundan aktif ise yani yükseltgenme potansiyeli fazlaysa tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Dikkat edersek maddelerimizin bize indirgenme potansiyelleri verilmiş. O halde maddelerimizin yükseltgenme potansiyellerini yorumlayalım. Bu tepkimeleri ters çevirdiğimizde yani eksi ile çarptığımızda yükseltgenme potansiyellerini elde edeceğiz. Tepkimeleri ters çevirdiğimizde kalayımızın yükseltgenme potansiyelinin 0.14 volt. Bakırımızın yükseltgenme potansiyelinin eksi 0.34 volt. Ve manganımızın yükseltgenme potansiyelinin 1,18 volt olduğunu görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki metallerimizden en aktif olanı mangan, sonra kalay ve en sonda bakırdır. Bu bizim metallerimizin aktiflik sıralaması. Metalik aktiflik biliyorsunuz yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişkiyi vermekte. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki kurala göre yorum yapalım. Ne demiştik? Saf bir metal temas ettiği çözeltideki katyondan daha aktif ise tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Birinci kaba baktığımızda saf metalimiz kalay. Elemental haldeki maddeye saf metal diyoruz. Kalay temas ettiği çözeltinin katyonu olan bakırdan aktif mi? Evet kalay bakırdan aktiftir. O halde birinci kapta tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyoruz. İkinci kaba baktığımızda saf metalimiz mangan. Temas ettiği çözeltinin katyonu ise kalay. Mangan kalaydan daha aktif olduğu için o halde ikinci kapta da tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyoruz. Hatta tepkimeleri yazmış olalım. Aktif olan metal yükseltgeneceği için yükseltgenme tepkimesi verecek. Çözeltimizin katyonu ise daha pasif olduğu için indirgenme tepkimesi verecek. Burada zaten hepsinin artı 2 yüklü olduğunu görmekteyiz. O halde kalayımız yükseltgenme tepkimesi verecek. Bakır ise yine artı 2 yüklü. 2 elektron alarak indirgenme tepkimesi verecek. Bu bizim birinci kaptaki tepkimelerimiz. İkinci kaptaki tepkimeleri de yazalım. Aktif olan mangan da yükseltgenme tepkimesi verecek. Hatırlarsak aktiflik yükseltgenme isteğiydi arkadaşlar. İkinci kabın çözeltisindeki katyonumuz kalay artı iki yüklüydü. Kalay da indirgenme tepkimesi verecek mangana karşı. İkinci kabın çözeltisindeki katyonumuz kalaydı. Artı iki yüklüydü. O halde kalay da iki elektron alarak indirgenecek. Mangana karşı bu tepkimeyi verdi. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül her iki kapta da aşınma gözlenir. Evet her iki kapta da tepkimemiz kendiliğinden gerçekleşir yorumunu yapmıştık. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül birinci kapta bakır artı iki iyonları indirgen özellik gösterir. Arkadaşlar indirgen özellik ne demek? Komşusunu indirgerken kendisi yükseltgenecek. Yani yükseltgenme tepkimesi verir anlamına geliyor. İndirgen yükseltgen özellikler komşusundan ne yaptığıyla alakalıydı. Hatta şuraya yazalım isterseniz. Şaşırmayalım. İndirgen ifadesi yükseltgenme tepkimesindeki reaktif için kullanılır. Yani indirgen denildiğinde yükseltgenme tepkimesi gelecek aklımıza. Yükseltgen dendiğinde de tam tersi indirgenme tepkimesi gelecek. Unutmayalım indirgen ve yükseltgen kavramları komşusuna ne yaptığıyla alakalı. Kendisi yükseltgenirken komşusunu indirgediği için indirgen diyoruz. Kendisi indirgenirken Komşusunu yükseltmediği için yükseltgen diyoruz. Şimdi bakır artı 2 iyonları birinci kapta ne yapıyordu arkadaşlar? İndirgenme tepkimesi gerçekleştiriyor. O halde bakır artı 2 ne oldu burada? İndirgenme tepkimesi gerçekleştirdiği için yükseltgen oldu. Kala ise bu tepkimede kendisi yükseltgendiği için komşusunu indirgediği için indirgen özellik gösterdi. Yani burada ters bir yorum yapılmış. Bakır için indirgen denilmiş hayır, bakır yükseltgendir. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül, ikinci kapta mangan yükseltgenir. Evet, ikinci kapta manganın yükseltgendiğini, daha aktif olduğu için yükseltgendiğini söylemiştik. bize sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımız yalnız iki olan kursa seçeneğidir. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden, şekildeki elektrokimyasal pile uygulanan işlemlerden hangisinin pil potansiyelini etkisi yanlış verilmiştir? Gözaltı derişimlerine baktığımızda 1 molar dolayısıyla standart bir pilden bahsediyoruz. İlk yapmamız gereken anotu belirlemek. Anodumuz elektrotlardan belirleniyordu. Yani metal çubuklardan belirlenecek. Ne diyorduk? Yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan anottur. O halde nikel ve gümüşten yükseltgenme potansiyeli daha büyük olanı belirleyelim. Bize verilen tepkimeler indirgenme tepkimesi gördüğünüz gibi yükseltgenme potansiyellerini bu tepkimeleri ters çevirerek elde edebiliriz. O halde nikelin yükseltgenme potansiyeli artı 0.25 volt. Bakıra bakmamıza gerek yok çünkü çubuğumuz gümüştü. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli ise eksi 0.80 volt. Gördüğünüz gibi nikel ve gümüşten yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan nikel olduğu için nikelimiz anot olacak, gümüş ise katottur. Arkadaşlar dikkat ederseniz bize verilen durumlar aslında pil sisteminin dengesini etkileyecek faktörlerle alakalı. Dolayısıyla biz yorumları net pil denklemi üzerinden yapacağız. Bu nedenle ilk başta net pil denklemini yazmak istiyorum. Hatırlarsanız kuralımız i kuralıydı. Şöyle yazalım. Ankinin açılımı anotta yükseltgenme olur. Katodun olduğu çözeltide indirgenme olur. Bunu bir yazmak istiyorum. Evet, anot yükseltgenir. Yani çubuğumuz yükseltgenecek. Katot çözeltisindeki katyon indirgenir. Bakın katot metali değil katot çözeltisindeki iyonumuz indirgenecek. Burası çok önemliydi. O halde anotta gerçekleşen tepkime anodumuz olan nikelin yükseltgenme tepkimesi olacak. Nikelin yükseltgenme tepkimesini yazıyorum. Birinci tepkimeyi ters çevirirsek nikelin yükseltgenme potansiyelini elde etmiş olacağız. Katot çözeltimize baktığımızda ise bakır iyonları var. Bakın burada gümüş yok. Dolayısıyla gümüşün sakın indirgenme tepkimesini yazmayın çözeltimizde bakır iyonlar var. Mecburen bakır iyonlar indirgenecek. Ne demiştik? Katot çubuk değil katodun çözeltisi indirgenecek. Buna dikkat edelim. Yukarıda zaten bakırın indirgenme tepkimesi bize verilmiş. Evet net tepkimeyi oluşturmak için bu tarafa toplayacağım. Zaten alınan verilen elektron sayıları birbirine eşit. O halde tepkimemiz şöyle olacak. Nikel katısı bakır iyonu bu suda oluyor sulu çözeltisi. Pil tepkimeleri denge tepkimesiydi. Çift yönlü gösterdim. Nikel iyonumuz ürünlerde yine suda dedim. Artı bakır katımız. Evet öncüllerin yorumunu bu net tepkime üzerinden yapacağız. A şıkkı nikel elektrot kütlesini arttırmak. Arkadaşlar elektrot kütlesi pil potansiyelini etkilemezdi. Sadece çalışma süresini arttırırdı. Burada da zaten pil potansiyelinin etkisini değiştirmez olarak vermiş. A şıkkındaki yorumumuz doğrudur. B şıkkı ikinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklemek. İkinci kapta kim var? Bakır iyonları. Saf su eklediğinde ne olacak arkadaşlar? Bakır iyon derişimi azalacak. Bakır iyon derişimi azaldığı için Löşeter ilkesine göre sistem bakır iyon derişimini arttırmak için dengeyi bakırın olduğu yöne kaydıracak. Yani denge girenlere kayar diyeceğiz. Hatırlarsanız pil tepkimelerinde dengeyi girenler yönünde kaydıran etkiler pil potansiyelini azaltırken Dengeyi ürünler yönüne kaydıran etkiler pil potansiyelini arttırmaktaydı. Buradaki etkimiz sonucunda denge girenlere kaydığı için pil potansiyelimiz azalacaktır. Burada da azalır yorum yapıldığı için B şıkkı da doğrudur. Denge girenlere kayar da diyelim. Bu bizim B şıkkı yorumumuzdu. C şıkkına bakalım ancak öncesinde şu B şıkkının yorumunu silelim. C şıkkında birinci kaba nikel nitrat katısı ekleyip çözmek denilmiş. Bu işlem sonucunda arkadaşlar ortamdaki nikel iyon derişimlerim artacaktır. Baktığımız zaman nikel iyonu ürünlerde yer alıyor. O halde nikel iyon derişimi arttığından dolayı yine öşetel ilkesine göre sistemimiz nikel derişimini azaltmak isteyecek. Nikel derişimini azaltmak için o halde ne olacak? Nikelin olmadığı yön olan girenler yönüne dengemiz kayacak. Yani burada denge girenlere kayar diyorum. Ne demiştik? Dengenin girenlere kaymasıyla pil potansiyeli azalırdı. C şıkkındaki yorum da doğrudur. D şıkkına bakalım. Yine alttaki işaretlediğim yerleri siliyorum. D şıkkına baktık. İkinci kaba aynı sıcaklıkta 1 mol gümüş nitrat katısı ekleyip çözmek. Arkadaşlar dikkat ederseniz net tepkimede gümüş yok. Ancak ikinci kabımız ne kabıydı? Katodun olduğu kaptı. Şimdi bu kaba biz gümüş nitrat katısı eklersek ortamda ne olacak? Ekstradan bir de gümüş iyonları açığa çıkacak. Bu durumda katot kabında iki tane katyonumuz olacak. Hem gümüş katyonu hem bakır katyonu. Peki bu katyonlardan hangisi önce indirgenecek? Ne demiştik? Katodun olduğu çözeltide indirgenme gerçekleşir. Ancak birden fazla katyon varsa bu defa bu iki iyon yarışa tutuşacaklar. Katotta indirgenme tepkimesi gerçekleştiği için şöyle diyoruz. Katot çözeltisinde indirgenme potansiyeli daha büyük olan katyon önce indirgenir diyeceğiz. O halde bakır ve gümüşün indirgenme potansiyellerini karşılaştırdığımızda gördüğümüz gibi gümüşün indirgenme potansiyeli daha büyüktür. Burada yarışı gümüş kazanır. Yani D şıkkındaki gibi bir etki yaptığımızda bu defa pilin net tepkimesi değişmiş olacak bakır yerine gümüş iyonları indirgenmiş olacak. O halde katot kabında bakır iyonları indirgenirken pil potansiyelimiz kaçtı? Gümüş iyonları indirgenirken pil potansiyelimiz ne olur? Arkadaşlar nikelin yükseltgenme potansiyeli artı 0,25 volttu. Bakırın indirgenme potansiyeli ise artı 0,34 volttu. Dolayısıyla başlangıçtaki pil potansiyelimiz neydi? 0,59 volttu. D şıkkındaki gibi bir işlem yaptığımızda bu defa gümüş iyonları indirgeneceği için biz katot tepkimesinden gelen voltaja ne diyeceğiz arkadaşlar? 0,80 volt diyeceğiz. Anodumuz yine aynı nikelde yani artı 0,25 diyeyim buraya. Gördüğünüz gibi pil potansiyeli ne oldu? 1,05 volt da çıktı. Yani D şıkkındaki gibi bir işlem yaptığımızda katot çözeltisinde gümüş iyonları indirgeneceğinden ve gümüşün indirgenme potansiyeli Bakırdan daha büyük olduğundan dolayı pil potansiyeli ne olacak? Artacaktır. Burada artar demesi lazım. Bize ise değişmez denilmiş. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımıza denizli seçeneği diyoruz. Son olarak E şıkkında yorumlamış olalım. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklemek denilmiş. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklersem. Birinci kapta nikel vardı. Ne olacak? Nikel iyon derişimleri azalacak. Buraya da yazalım. E şıkkındaki gibi bir etkide nikel iyon derişimi azalır. Sistemimiz nikel iyon derişimini arttırmak için dengeyi ne yapacak? Ürünler yönüne kaydıracak. Denge ürünlere kayar. Ne demiştik? Pil sistemlerinde dengeyi ürünler yönüne kaydıran etkiler pil potansiyelini arttırır. E şıkkındaki yorum da doğru oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımıza denizli seçeneği dedik güzel bir soruydu arkadaşlar. Sorumuz organik bileşiklerden gelmiş. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri Tollens çözeltisine etki eder? Arkadaşlar Tollens çözeltisi iki yerde karşımıza çıkmakta. Birincisi uç alkinlerde. Diğeri de aldehit fonksiyonel grubu içeren bileşiklerde. Yani aldehit diyebiliriz. Uç alkinlerde karşımıza çıkan durum yer değiştirme tepkimesi şeklinde olacak. Bu tepkimeler sonucunda beyaz bir çökerek oluşacak. Aldehit fonksiyonel grubu içeren bileşiklerde ise yükseltgenme tepkimesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani tolerans çözeltisi organik bileşiğimizin yükseltgenmesine yarayacak. Bu tepkime sonucunda ortamda bir de gümüş aynası oluşmakta. Bunlar bizim için önemliydi. Peki bu çalkin neydi? Üçlü bağımızın bir ve ikinci karbonlar arasına yer aldığı bileşiklere alkin sınıfı bileşiklere biz uç alkin diyoruz. Verilen öncüllere baktığımızda ikinci öncülde bakın üçlü bağ sağdan numara verecek olursak 1 ve 2. karbonlar arasında yer almakta. Yani bir uç alkin yapısı. Dolayısıyla Tollens çözeltisiyle yer değiştirme tepkimesi şeklinde bir tepkime gerçekleştirecek. Bu tepkime sonucunda ortamda beyaz bir çökerek oluşacak. Burada alkin bileşiğimizdeki Uçta yer alan hidrojen çıkıp yerine gümüş bağlanacak ve bu bileşik beyaz bir çökerek oluşturacak. Peki üçüncü öncüle baktığımızda yapımız bir aldehit yapısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu fonksiyonel grup aldehitleri bize göstermekte. Ne demiştik? Tollens çözeltisi aldehitlerle yükseltgenme tepkimesi verir ve aldehit bileşikleri karboksilik asitleri yükseltgenir. Hatta bunu da yazalım. Aldehit Tollens ile yükseltgenme tepkimesi veriyor. Ve bu tepkime sonucunda aldehitimiz karboksilik aside dönüşüyor. Bir de ortamda dediğimiz gibi gümüş aynası oluşmakta. Dolayısıyla 3. öncüldeki bileşik de kovalent çözeltisine etki eder. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir uyarı. Karboksilik asitlerden hatırlarsanız sadece bir karbonlu olan formik asit yükseltgenebilirdi. Formik asidimizin yapısını yazalım. Biz bu asidi metanoik asit olarak da biliriz. Arkadaşlar formik asidin yükseltgenme nedeni aslında yapısında aldehit fonksiyonel grubu içermesi. Dolayısıyla formik asit de yapısında aldehit fonksiyonel grubu içerdiği için işaretlediğim grup Hollands çözeltisine etki edebilir. Bu tepkime sonucunda karbondioksit ve su oluşmakta. Hatta oluşan bu yapıda tepkime verip karbonik aside dönüşmekte. Dolayısıyla birinci bileşiğimizde bir karbonlu karboksilik asit olan formik asit olduğundan dolayı ne yapacak arkadaşlar Tollens'le tepkime verebilecek. Yine burada da karboksilik asit diyelim formik asit. Diğer karboksilik asitler bu tepkimeyi veremez. Dikkatli olalım. Sonuç olarak Tollens'e üç bileşiğimiz de etki edebildi. Cevabımız E şıkkı olacak. Sorumuz organik bileşiklerden bir karbon atomuna belirtilen alkilleri ve bir hidroksil grubunun bağlanması ile elde edilen organik bileşiğin sistematik yani yupak adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bir karbon atomumuzu şöyle ortaya çizelim. Bu gruba dikkat ederseniz bir hidroksil grubu bağlı. Öncelikle hidroksil grubunu yazalım. OH bağlı olsun. Sonrasında 2 metil propil denilmiş. Şimdi alkilleri numaralandırırken Hidrojenin ayrıldığı karbona bir numaralı karbon diyeceğiz. Bunu isterseniz yazalım. Evet alkiller numaralandırılırken yani alkanlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşan R grupları numaralandırılırken hidrojenin ayrıldığı karbona bir numaralı karbon diyoruz. O halde iki metil propil de bakın propil dediği için 3 karbonumuz var. Hidrojenin ayrıldığı karbonu sol baştaki karbon seçersek isterseniz sağdaki karbon da diyebilirsiniz. Ancak ortadaki karbon diyemezsiniz. Çünkü ortadaki karbon olsaydı izopropil demesi lazımdı. Burada propil dediğine göre primer bir karbondan bahsediyoruz. İkinci karbona ne bağlanmış? Metil. İki metil. İkinci karbona metil bağlayacağız. CH3 diyelim. Eksik bağ sayısı kadar da hidrojenle bağlarımızı tamamlayalım. Karbon 4 bağ yapmaktaydı. Ortadaki karbon şu an 3 bağ yapmış durumda. Dördüncü bağını hidrojenle yapacak. En baştaki karbondan bir hidrojen ayrılmış olacak. Dolayısıyla 3 bağ yapmış olmasını istiyoruz. Bu nedenle hidrojen sayısı 2 olacak. O halde 2 metil propil de bu karbon atomuna bağlayalım arkadaşlar. Renkleri uygun şekilde yapıyorum. Yani her bir alkil grubu için bir renk seçeceğim. Buna göre takip edebilirsiniz. Şimdi bir metil etili yazalım. Bunu da kırmızıyla yazalım. Arkadaşlar etil dediği için 2 karbon. Yine hidrojenin ayrıldığı karbona Birinci karbon diyeceğiz. Bu defa da sağdaki karbon olsun. Birinci karbonumuza bir ne bağlı? Metil bağlı. Bir metil denilmiş. O halde birinci karbona bir tane de metil bağlıyor. Karbon 4 bağ yapacak şekilde bağları tamamlayacağım. Bakın bu karbonumuz bir 2 bağ yapmış. Normalde bir hidrojen ayrıldığı için bir bağını eksik yazacağım. Dolayısıyla şuraya hidrojen dersem burada bir tane açıkta bağı kalmış olacak. Bir metil etilde şu şekilde bağlamış olalım. CH demiştik. CH3 ve CH3 Evet 3. alkil yapısını yazacağım. Şimdi arkadaşlar bu alkil yapısını diklemesine bağlayacağım için dik bir şekilde düşünelim. Propil yapımız var. Onu da şöyle yazalım. 1 2 3 karbonlu yapıya biz propil diyoruz. Hidrojenin ayrıldığı karbon şu karbonumuz olsun dediğim gibi buradan bağlayacağım için bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. İkinci karbona iki tane metil bağlı. Birinci karbonu üstteki karbon seçmiştim. O halde ortadaki karbona iki tane metil bağlayacağım. Şöyle ayrı ayrı yazalım. Yine eksik bağ sayısı kadar hidrojenle bağları tamamlıyoruz. En baştaki karbonda bir bağ eksik olması lazım. Çünkü ana zincire bağlanacak. Evet 2,2 dimetil propil yapısı da şu yapı. Bunu da birleşimimize bağlıyorum. Evet şimdi isimlendirmemize geçeceğim. Dikkat ederseniz bileşiğimiz bir alkol bileşiği hidroksit grubu içermekte. Dolayısıyla alkollerdeki isimlendirme yapacağım. Bu isimlendirmede OH grubunu içeren en uzun zinciri seçeceğiz. OH grubunu içeren en uzun zincir şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın 7 karbonlu bir yapı karşımıza çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın düz seçsem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle seçsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu da olur ancak bu şekilde düz seçersem daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. İkisinde de yani şöyle alsam da arkadaşlar ne olacak isimlendirme değişmeyecektir. Bunun dışında soldan gelsek de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla ana zincirimizin en uzun karbonlu olduğu durumu belirlemiş olduk. Şimdi alkol bileşiklerinde ana zincire numara verirken öncelik OH'ın yakın olduğu uçtur. Baktığımızda aşağıdan doğru giderken 1, 2, 3, 4'e bağlı. Sağdan doğru giderken 1, 2, 3, 4. Yani OH grubumuz her iki uca da eşit uzaklıkta. Bu defa alkanlardaki gibi yapacağız. Yani dalların küçük olacağı şekilde numaralandırma yapacağım. Sağdan gidersem 1, 2. karbonda 1 dal var. Aşağıdan gidersem 2. karbonda 2 dal var. Bakın dal yolunu aşağıdaki karbonda daha fazla. Zaten hem OH grubu hem de diğer dalımız 4. karbonda olduğu için her iki uca eşit uzaklıkta. O halde zincirimizin aşağı ucunda dal yoğunluğu daha çok olduğu için ne olacak? Numaralandırmaya aşağıdan başlayacağım. Aşağıdan numara vermeye başladık. Ana zincire numara veriyoruz. 7 karbonlu bir yapı. Dallarımıza baktığımızda metiller var. Hidroksil grubum zaten alkol gibi adlandıracağım için bakın yufak adlandırması sorulmuştu. Bu OH'ı ayrı bir dal gibi düşünmeyeceğim. Ol yapısı şeklinde ifade edeceğim. Dediğimiz gibi metil dalı görüyoruz. Bir de şurada arkadaşlar bakın 3 karbonlu bir propil yapısı var. Ancak dala nasıl bağlanmış? Ortadaki karbonundan bağlanmış. Biz bu yapıya ortadaki karbonundan bağlı olduğu için izopropil diyeceğiz. Hatırlarsak dallar yazılırken alfabede önce gelen dalı ilk yazacağız. İzopropil mi daha önce geliyor? Yani i harfi mi önce geliyor? Metil mi? M harfi mi? Tabii ki i harfi. O halde izopropil önce yazıyorum. Tabii ki... Dalımızı yazarken öncelikle bağlı olduğu karbon numarasını yazacağım. 4. karbona bağlı olduğu için 4 izopropil diyorum. Diğer dallarım metiller. 2. karbona 2 tane bağlı, bir de 6. karbona bağlı. O halde şöyle diyeceğiz. 2 2 6 3 tane metil bağlı olduğu için trimetil. Ana zincirim 7 karbonlu ve bileşim alkol. Hatırlarsanız alkollerin IUPAC adlandırılmasında alkan isminin sonuna ol eki getiriyorduk. 7 karbonlu alkanımız heptan. Alkol bileşiği olduğu için de ol eki getirdik. Tabi burada ol eki yani hidroksit 4. karbona bağlı olduğu için 4 heptanol demem gerekiyor. Ya da şöyle de diyebilirdik. Heptan 4 ol de diyebilirdik arkadaşlar. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru isimlendirmenin B şıkkında olduğunu söylüyoruz. Sorumuz organik bileşikler ünitesinden gelmiş. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin uygun koşullarda su ile reaksiyonu sonucunda elde edilen kararlı organik ürün karbonil grubu içermez denilmiş. Öncelikle karbonil grubunu hatırlatalım. Karbon çift bağ, oksijen grubuna biz karbonil grubu diyoruz. Peki bize verilen bileşik sınıflarına baktığımızda A şıkkında üçlü bağ var karbonlar arasında bir alkin bileşiği. D şıkkında yine üçlü bağ var karbonlar arasında alkin bileşiği. D şıkkında karbonlar arası ikili bağ var. Alken bileşiği. D şıkkındaki bileşiğimiz ester bileşiği. E şıkkındaki bileşiğimiz de yine karbonlar arası üçlü bağ olduğu için aromatik bir alkin bileşiği diyebiliriz. Alkin bileşiğidir diyelim. Yapılarında pi bağ içeren bileşikler suyla katılma tepkimesi verecek. O halde A şıkkı katılma. E şıkkı karbonlar arasında pi bağ var üçlü bağdan dolayı katılma. D şıkkı yine karbonlar arası pi bağ var. Katılma. D şıkkında bir ester bileşiği var. Ester bileşikleri su ile hidroliz tepkimesi verecek. Parçalanma tepkimesi verecek. Katılma için karbonlar arasında pi bağ olması lazım. Buna dikkat edelim. E şıkkındaki bileşiğimizde yine karbonlar arası pi bağ var. Katılma tepkimesi verecek. A şıkkına baktığımızda dediğimiz gibi bir alkin var. Alkinlerin su ile tepkimesini şöyle yorumluyoruz arkadaşlar. Eğer iki karbonlu alkinden bahsediyorsak C karbonlu alkin artı su tepkimesi sonucunda aldehit sınıfı bileşikler oluşmakta. Aldehitler oluşmakta. Peki aldehitlerin genel gösterimleri nasıldı? R, C, O, H şeklindeydi. Dolayısıyla yapıda karbonil grubu olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bakın şu grup karbonil grubu. Yani A şıkkındaki iki karbonlu alkinimizi asetilen molekülüne su katıldığında bir aldehit oluşacak. Ve aldehit grubu da karbonil grubu içerdiğinden dolayı A şıkkı doğrudur diyeceğiz. Hatta oluşan ürünü de yazmış olayım arkadaşlar. A şıkkındaki tepkime sonucunda iki karbonlu aldehitimiz oluşacak. Oluşan bileşimiz budur. Mekanizmalara süre açısından girmeyeceğim. B şıkkına baktık. Yapımız yine bir alkin yapısı ancak karbon sayısı 4 karbonlu. O halde şu yorum yapacağız. Alkinlerden 2 karbonlu alkin dışındaki alkinlere su katıldığında yani karbon sayısı 2'den daha fazla olan alkinlere su katıldığında keton sınıfı bileşikler oluşur. Şöyle diyelim burada da. Diğer alkinler yani karbon sayısı 2'den daha fazla olan alkinlere su katıldığında keton sınıfı bileşikler oluşmakta arkadaşlar. Ketonların genel gösterimini hatırlarsak karbonil grubuna 2 tane R bağlı. Yani ketonlarda gördüğünüz gibi karbonil grubu içermekte. O halde B şıkkındaki bileşiğimizin suyla tepkimesi sonucunda oluşan organik bileşikte karbonil grubu içerir. Burada oluşan keton formülünü de yazmış olalım. B şıkkında arkadaşlar dikkat ederseniz üçlü bağ açaran karbonlarda hidrojen sayısı yok. Yani hidrojen sayısı eşitleyebiliriz. İki grupta hidrojen içermiyor. Burada ikisinden birine karbonil bağlayabilirsiniz bileşik ismi. Aynı çıkacak çünkü. Biz soldan ikinci karbona bağlayalım. Evet oluşan keton bileşiği B şıkkında bu şekilde yazılacak. D şıkkına baktık. Alken. Alkenlere su katıldığında alkoller oluşmakta arkadaşlar. Alken artı su diyoruz. Burada alkol oluşur. Alkollerin genel gösterimi ROH'tı. Gördüğünüz gibi alkol bileşikleri karbonil grubu içermez. O halde C şıkkındaki bileşiğin suyla tepkimesi sonucunda oluşan organik bileşiğimiz yani alkol yapımız karbonil grubu içermediğinden cevabımıza C şıkkı diyeceğiz. Oluşan bileşiğin formülünü de yazmış olalım. Bir karbonlu alkene su katıldığında iki karbonlu alkol oluşacak. İki karbonlu alkolümüz de etanol. Ya da direkt C2H5OH yazabilirdik. Gördüğünüz gibi karbonil grubu içermemekte. Diğer öncülleri de yorumlamış olalım. D şıkkına bakalım. Yapımız ester. Arkadaşlar, ester suyla, özellikle de asidik ortamda hidroliz tepkimesi verir, parçalanır. Kendisini oluşturan karboksilik asit ve alkole parçalanır. Böyle diyelim, ester artı su, bu tepkime sonucunda karboksilik asit ve alkol oluşur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi karboksilik asitler karbonil grubu içeriyor, alkoller ise içermiyor. Bu tepkime sonucunda oluşan ürünlerden olan karboksilik asit karbonil grubu içerdiğinden dolayı D şıkkındaki bileşiğin suyla tepkimesi sonucunda da karbonil grubu içeren bir bileşik oluşur yorumunu yapacağız. Hatta tepkimedeki oluşan ürünleri yazacak olursak bakın esterde şu açil bölümü diyoruz. Şu kısım karboksilik asitten gelen kısımdır. İki karbonlu olduğu için bu kısmımız karboksilik asidi oluşturacak. Yani karboksilik asidimiz iki karbonlu karboksilik asit olacak. O R kısmı ise arkadaşlar şu kısım ise alkolden gelir. Yani bir karbonlu alkolümüz oluşacak. Oluşan ürünlerden metil alkolde karbonil grubu yokken iki karbonlu karboksilik asitimiz olan asetik asitte bir diğer ifadeyle etanoik asitte karbonil grubu bulunmakta. Son olarak E şıkkına baktığımızda yine bir alkin. Alkinler için ne demiştik? Diğer alkinlerin yani iki karbonlu alkin dışındaki asetilen dışındaki diğer alkinlerin suyla tepkimesinden keton sınıfı bileşikler oluşmaktaydı. Oluşan keton bileşiğini de şuraya yazmış olalım. Tabii ki aromatik bir keton bileşiği olacak. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz üçlü bağ içeren karbonlarda hidrojen sayısı farklı. Suyu biz HOH şeklinde düşünürsek Markovnikov kuralına göre hidrojen bir bağ içeren karbonlardan hidrojeni çok olana katılacak. OH yapımız ise hidrojeni az olan karbona bağlanacak. Dolayısıyla Keto enol totomerisi üzerinden de tabii tepkime yürüyor. Keto enol totomerisi hatırlarsanız alkinlere su katılmasında karşımıza çıkıyordu. Yani önce kararsız bir enol yapısı oluşuyor. Sonra bu yapı kendi içinde düzenlenerek kararlı olan keto yapısına dönüşüyor. Sonuç olarak bileşiğimiz şu şekilde olacak. Evet E şıkkındaki aromatik alkinimize su katılması sonucunda oluşan organik bileşiğimizi de yazmış olduk. Gördüğünüz gibi bu bileşiğimizde de karbonil grubu bulunmakta. Zaten keton sınıfı bir bileşiktir. E şıkkı da karbonil grubu bileşik oluşturabilir diyoruz. O halde verilen bileşiklerin suyla tepkimesi sonucunda karbonil grubu içermeyen C şıkkındaki bileşiğimizdir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır.